Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlere özellikle gıda sürecine geçen anneleri ilgilendirecek bir konudan, BLV yönteminden bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki BLV ek gıda geçişte bebeğin kendi kendine beslenmesini destekleyen bir ek gıda geçiş yöntemi. Ben de oğlumu bu yöntemde beslemiş ve büyütmüş bir anne olarak tüm ek gıda geçici annelere tavsiye edeceğim bir yöntemdir. Kirli bir yöntemdir, en başta onu söyleyeyim. Buna alışkın hazırlı olmanız gerekir. Çünkü bebeğin yemekleri, önüne koyduğunuz besinleri keşfederek öğrenmesini, bizi taklit etme yeteneği de olduğu için biz de taklit ederek bu yöntemle ilerlemesini bekliyoruz. O yüzden hedeflediğimiz şey, önüne koyduğumuz besinleri tutması, mıncıklaması, onları yoğurması, yerlere fırlatması, ilk zamanlarda istediğimiz şey bu. Peki bu yöntemi başlamadan önce dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Birincisi, bebeğinizin desteksiz bir şekilde mama sandalyesine oturarak olabilmesi önemli. Eğer bebeğiniz mama sandalyesine desteksiz bir şekilde oturamıyorsa, o zaman önüne koyduğunuz besinleri tutması, kavraması ve bunu ağzının içine getirebilmesi çok mümkün olmayacaktır. O yüzden mutlaka desteksiz oturabilmeli. İkinci dikkat edeceğimiz şey, hazırladığımız besinlerin bebeğin kullanabileceği, yani dokunup ağzında çevirip yutabileceği yumuşaklıkta olması gerekir. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Şöyle anlatabilirim. Mesela patatesi püre yaptınız, köfte yaptığınızı düşünün. Patates köftesi elinizin arasında sıkışır ve elinizin içinde ezilir. Ama mercimek köftesi bir tane daha diktir, tuttuğunuzda elinizde bir miktar kalır. O yüzden hazırlayacağımız besinin yumuşaklığı mercimek köftesi kıvamında, İki parmağınızın arasında ezilebilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Bundan sonraki videolarımda özellikle ilk buharda sebzeler hazırlayacağım ve orada yumuşaklığı bizzat daha göstereceğim. Yukarıdan videonun linkini de eklerim ve oradan da o videoma da ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra da bol çeşit denettirmek çok önemli. Yavaş yavaş ilerliyoruz. 3 günde bir minik minik yeni bir besinle tanıştırıyoruz. Ya birkaç besin kombin şeklinde ilerleyebiliriz ya da tek tek. Ama benim tavsiyem tek tek ve acele etmeden ilerlemektir. Çünkü ek gıda sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği oran 6-8 ay arasında %30 ek gıdadır. Yani tüm beslenmenin içerisinde %30. Bu ne demek? Bir tane besin veriyorsam, yani ben sadece sebze tattırıyorsam, maksimum vereceğim oran bir çay bardağı dolusudur. İki tane meyve ve sebze vereceksem ve bunun yanında kahvaltı önümde varsa, ki 7-7.30'dan önce çok fazla bu kadar dağılmamak lazım. O da iki çay bardağının ölçüsünün üstüne çok fazla çıkmaması lazım. 6-8 ay tattırma sürecidir. Ben besinleri kavramasını, tutmasını, sevip sevmediklerini ayırmasını, ağzının içine aldığınızda onu çevirip yutabilme yeteneğini kazanmasını bekliyorum. O yüzden hedeflediğim şey, önce emziriyorum ya da biberonla besliyorum, karnını doyuruyorum. İki beslenmenin tam ortasında, yani ben 3 saatte bir emziriyorsam, 1,5 saat sonra ek gıdasını, yani o önünde oynayabileceği parmak gıda dediğimiz yaklaşık 5 cm uzunluğunda iki parmak genişliğindeki besinleri önüne koymak ve onu çocuğumuzun mıncıklayarak tutup ağzının içine getirmesini beklemektir. Bu besinleri 6. ayda bebeğimiz avucunla kavrar ve şu şekilde ağzına getirir. O yüzden elinde tuttuğu besin üstten ve alttan bir parça çıkmış olması gerekir ki tuttuğunda hasbelkader ağzının içine uçları tutturabilsin. Bunun yanında da pişirme yöntemi bu sistemde, ya daha doğrusu bütün ek gıda sürecinde önemli. Biz haşlıyoruz, buharda pişiriyoruz ya da fırınlıyoruz. Ve böylelikle besinleri yumuşatmaya çalışıyoruz. Mesela yazın bütün ek gıdaya geçen annelere söylediğim ilk şey, salatalık ilk vereceğiniz bir ek gıda değildir. Çok serttir, tak diye boğazında kaçabilir. O yüzden BLV yönteminde en çok endişelenen konu, çocuğun önüne koyduğumuz besini alıp aspire etmesidir. O yüzden bunu önleyebilmek adına hep yanında olmamız, dört gözle onu takip etmemiz de tabii, ama her besini ağzına tutup elimi parmağımın ağzımı içine sokmayacağım, bir sabredeceğim. Çünkü insanoğlu yaşama içgüdüsüyle doğar ve boğazına kaçtığı şeyi kendi gücüyle de çıkarabilir. Ona bu fırsatı vermem gerekiyor. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bol bol farklı farklı besinlerle tanıştırmanız gerekiyor.
sizinle aynı masa düzeninin içerisinde olmasında çok fayda var. Siz çocuğunuza havuç denettiriyorsanız mutlaka sizin sofranızda da turuncu bir şey olmalı. Havuç salatası, havuç kızartması gibi bir şey sizin de mutlaka masanızda olmalı ki ha ben bunu yiyorum, annem de bunu yiyor demeli çocuk. İnanın çok etkin olacağına inanıyorum. Çocuğun bütün el motor kaslarının daha hızlı gelişmesine, önüne koyduğunuz besinin hızla bitirdiği, kendi kendine bitirdiği için başarı duygusunu ve özgüveninin çok hızlı geliştiğini bu çocuklarda görüyoruz. O yüzden biraz sabırlı olarak, yavaş yavaş bebeklerimize güvenerek ek gıda sürecinizin eğlenceli olmasını istiyorsanız BLV bir alternatif. Yorumlarınız ve sorularınız için aşağıya yorum kısmını ekleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonra daha sık videolarla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.